Bu kadar bilgi üzerine. Amerikan dolarını ele alalım. Biraz önce de söylendi. Aslında Bitcoin artmıyor. Veya altın veya diğer bir takım emtialar, temel para birimi öyle söyleyelim 5000 yıldan beri. Bunlar aslında artmıyor. Mevcut sisteme olan güven aşındığı için ve o sistemin bel kemiği olan dolarda ciddi bir erime meydana geldiği için bunların değeri yükseliyor. Yani o sepetteki bir değer aşağı doğru indikçe diğer aşağıda kalan değerler zaten baskılanmış olan, evet. Bakın baskılanmış olan, manipüle edilmiş olan, spekülatif olabilir. Borsalarda ve sistemde spekülasyon yasal İşin kılıflar içerisinde zaten. Evet, zaten temelinde yatıyor. Bu konuda bir şey yapamam ama manipülatif bir biçimde baskılandığı için mevcut mali düzeni gerçekleştirmek isteyenler bütün o BlackRock'lara, Vanguard'lara, diğerlerine, Fidelity'ye trilyonlarca dolar servet ve kaynak transferi yapabilmek için ve bunların alt kuruluşlarına, Elon Musk'lara, şunlara bunlara bu paraları gönderebilmeniz için sizin mevcut sistem içerisinde ekonomik yapıyı tamamen mali, finansal hale getirmeniz gerekiyor. İşte bütün bu dijitalleşme, bütün bu SDR ve dijital bir takım yapıların ortaya çıkarılmaya çalışılmasının nedeni o. Sistemik köpük olağanüstü bir dereceye ulaştı. Artık türev ürünlerle beraber katrilyonlarca dolardan bahsediliyor. Hmm. Bırakın 100 trilyonu, evet. Katrilyonlarca, 1,5-2 katrilyon dolardan bahsediliyor. Şimdi böyle bir ortamda sizin risklerinizi açmış olduğunuz opsiyonları, opsiyon piyasası vardır. Biraz önce GameStop'tan bahsederken hisse yönüne baktık. Ama aynı zamanda bu Melvin Capital'in yaptığı orada bir